Cumhurbaşkanlığı sistemi inşallah Türkiye'de koalisyonlar dönemini sona erdirecek. Anayasa değişikliği teklifi tamamlandı. Artık son rötuşlar yapılıyor. Takvime ilişkin net açıklamayı Başbakan Binali Yıldırım yaptı. Teklifin sunulma aşamasına geldiğini açıkladı. Anayasa değişiklik teklifimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne veriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Tüm maddelerde bir mutabakat sağlanır mı? Evet. Hiçbiriniz yok. Yok. Teklifin kaç madde olacağı sorusu ortada. Cumhurbaşkanı o soruyu yanıtladı. 20 maddelik bir tekliften söz edildiğini duyurdu. Sayın başkanlar kendi aralarında da konularda mutabık kaldılar. Bundan sonraki süreç komisyon ve genel kurul sürecidir. Yani oradan zannediyorum 20 madde kadar bir paket incelemeler, görüşmeler yapıldıktan sonra bize de gelecektir. Biz de bu konuda hemen değerlendirmemizi geciktirmeden yapıp ve bu işin nihai noktası egemenlik kayıtsız şartsız milletindir deyip millete bunu götürmektir. Teklife ilişkin bazı ayrıntılarda netleşmeye başladı. Yüce Divan'a ilişkin son aşamadan söz edildiği iddiası ortaya atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan orada aşamaların değil karar alma süreçlerinin tarif edildiğini duyurdu. Üç aşama değil de şöyle, yani bir önergenin verilmesi olayı, ondan sonra önergenin kabulü ve bir de tabii Yüce Divan'a sevki. Yani aşama dediğimiz olay bu. Şimdi gözler teklifin sunulmasında. Görüşmeleri yürüten isimler AK Parti'den Abdülhamit Gül, MHP'den Mehmet Parsak teklifi basın toplantısıyla açıklayacak. Ardından gözler Anayasa Komisyonu'na dönecek. Komisyon görüşmeleri sonrası paket genel kurul gündemine gelecek. Meclisten en az 330 kabul oyu alması durumunda teklif milletin onayına sunulacak. Referandumda %51 oy alması durumundaysa değişiklik hayata geçecek.